Pisliğine bak. Utanmadan böyle pis pis mi çıkacaksın Allah'ın huzuruna? Hiç yapma daha iyi. Zaten yine bozacağım. Yine girmeyeceğim mi günah? Yine düşeceksin. Hiç yapma daha iyi. Nasıl sıkılıyor için? Nasıl daralıyorsun? Allah senden vazgeçmiş. Senden adam olmaz. Sondu. Bitti. Artık diptesin. Bırak. Sal gitsin. Bu yorucu bir mücadele. Her zaman güçlü duramıyoruz, olamıyoruz. Hatalar yapıyoruz. Bazen ağlamak istiyoruz. Çünkü insanız. Bu çok normal. Biz insanız. Robot değil. Öncelikle şunu da bir anlaşalım. Rabbin senden hatasız olmanı beklemiyor. Çünkü sen bir robot değilsin. Senin düşmelerin olacak, sıkılmaların olacak, yorulacaksın, ağlamak isteyeceksin. Çünkü dedik ya insansın. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Her insan hata eder. Hata edenlerin en ayrısı tövbe edenlerdir. Hatasızlığın beklenmiyor. Bir daha, bir daha, bir daha düşüyoruz. Çünkü bir daha, bir daha, bir daha Allah'ın kapısına gitmek için. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Çok kolay anlandığımız bir nokta var. Aynı günahı tekrar tekrar işledikçe Allah'ın huzurundan uzaklaşılmaz. Tam aksine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna daha fazla gidilir. Neden? Sen hastalığının şiddeti arttıkça doktora gitgellerini sıklaştırır mısın, azaltır mısın? Sen hastalığının şiddeti arttıkça ilacın dozunu arttırır mısın, azaltır mısın? Çok günaha giriyorsan o zaman daha fazla Allah'a gitmen lazım. Çok yaraların varsa manevi, o zaman bugün biraz daha Allah demen lazım. Bırak vazgeçmeyi, o Kur'an eczanesinden biraz daha ilaç alman lazım. Nasıl da güzel oynuyor değil mi bizim de içimizdeki? O içten gelen o sesler, nefsimiz nasıl da takla attırmaya çalışıyor bize değil mi? Hatta şunu da söyledi. Bu günahlarla senin Allah'ın huzurunda ne işin var? Ey nefsim, tam da bu günahlar bende olduğu için Allah'ın huzurunda durmaya benim işim var, ihtiyacım var. Sen hastalandığında, ağzın, yüzün, burnun, affedersin böyle aktığında, doktora ya gidersek şimdi çok ayıp olur, doktor bey, hanıma da çok mahcup oluruz mu diyorsun, yoksa durumum çok ciddi, benim acilen doktorun huzuruna çıkmam lazım mı diyorsun. Kusurlarınla bir doktordan çekinmiyorsun. Zaten doktor, bu yüzden doktor seni bu şekilde ağırlamak için. Aynen bunun gibi sen günahkar olduğun için, hatalar yapabildiğin için, düştüğün için bu sıkıntılarınla geleceksin Allah'a. Yani ben temizleneyim de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkayım. Allah, o zaman biz zaten temiz olacaksak ve Allah'a ihtiyaç duymadan, Kur'an'a ihtiyaç duymadan temizlenebileceksek bu hakikatlerin bize gönderilmesinin amacı ne? Senin Rabbinin bir doktor kadar anlayışı yok mu? Tabii ki. Ben günahkar olduğum için geliyorum ey nefsim. Ben hatalar yaptığım için burada olmam lazım ey şeytan. Ben hastalığım çok, günahım çok olduğu için Kur'an dairesine daha fazla girmeliyim. Daha fazla namaz kılmalıyım. Daha fazla hakikat almalıyım. Tabii ki burada olacağım. Başka kapı mı var? Nefsimizin ve şeytanın eline bu denli koz verip yıkılabiliyorsak hemen, kusura bakmayın ama ne kadar sevildiğimizin pek de farkında değiliz sanki. Çünkü okulda anlayışlı o babacan veya anne gibi kucaklayan o hocan, böyle hata yaptığın zaman küçükken ana sınıfında, o hatana mukabil böyle gelip senin başını okşar, seni sever, tamam der. Veya baban seni o hatalarına mukabil belki yanağını okşar, olabilir oğlum, olabilir kızım der. Senin Rabbinin merhameti seni kucaklayan bir anneden, babadan, öğretmenden daha mı aşağı? Yani şu an sana ne kadar şefkatle ve muhabbetle yaklaştığını fark edemiyor musun hala? Yani seni en çok seveni düşün, yani senin için neler yapabilir ki en fazla? Seni en çok sevenin yapabileceğinden yüzlerce kat daha fazlasını. Şu an senin için yapabilen birisi seni ne kadar seviyordur? Yani bu bir sofra kurmaya benzemiyor. Hastalandığı zaman başını okşamaya benzemiyor. Üzerine bir kıyafet almaya benzemiyor. Sadece bir vücut hareketin için bütün sistemini kontrol etmek. O sistemin için bütün bu sistemi kontrol etmek. Bu sistem için bütün dünyayı kontrol etmek. O dünya için koca koca galaksileri, yıldızları kontrol etmek. Sana bunu kim yapar? Birinin sevdiğini anlamak, yaptıklarına bakmaktan geçiyorsa Allah aşkına senin için yapılanlara bir bak. Günahkar, günahkarız, hata yaptın. Belki biraz önce hata yaptın ve bunu dinliyorsun. Ama hala senin için bir umut kapısı olduğunu sana dinlettiriyor. Bu videoyu sana ulaştırıyor.
Babana belki bir tokat atsan, atmazsın ama atsan, yaptığın hatayı 10 yıl unutmaz. Affetse de unutmaz. Ama öyle bir Allah'la karşı karşıyasın ki, şu an öyle bir Allah tarafından yaşatılıyor ve yaratılıyorsun ki, bütün günahlarını alıp sileceğini değil, sevaba çevireceğini Kur'an da sana bildiriyor. Kim yapar, kimse yapmaz. Evet, zor. Bu anlar cidden zor. İnsan böyle dipteymiş gibi, batmış gibi hissedebilir, doğru. Ama dipteysek daha fazla düşemeyiz. Ve dipteysek kalkmak için en doğru yerdeyiz. Ve kalkıp temizleneceğimiz, bizim her detayımızı, kusurumuzu bilip ona rağmen bu kadar anlayışla bizi hala bunları veren, seven, dinleten, dinlettiren, rızıklandıran başka kapı mı var ki ona gidelim? Şu an tabii ki kalkacağız. Yani bu anlara bittik, artık her şey son buldu. Mahvolduk cihetinden değil de biraz da şu cepheden baksak. Belki de Cenab-ı Hak bizim samimiyetimizi ölçüyordur. Belki de gitmiyorum ya Rab, ne olursa olsun. Ne yaparsam yapayım, bana ne yaptırırlarsa yaptırsınlar, ne derse desinler. Gitmiyorum, gitmeyeceğim. Ölüm var, kabre giriyorum. Biliyorum ki sen beni seviyorsun, yaptıklarına bakıyorum. Senin kapından başka kapı yok, gitmeyeceğim. Belki bu samimiyetimizi göstereceğimiz en güzel anlardır bu bittim dediğimiz anlar. Ya bunu gösterelim. Buradan devam edelim. Başka kapı yok. Yok, yok. Kabre girecek insanın Allah'tan başka çaresi yok. İstersen bat, istersen en büyük hataları yap, istersen bugün tekrar tekrar bu sohbeti kapat, bir daha yap. Nefsine yenil ama kalk. Düş, düşüp kalma. Kalk. Çünkü başka çare yok. Çünkü bizi ondan daha fazla kucaklayıp sevecek, seven kimse yok. Ve şunu da söylemeden geçmek, bitirmek istemiyorum. Şu haletlerle biz diyoruz ya, biz mahvolduk. Hani yapamayacağım artık, bitti diyoruz ya. Allah'a iftira atmış gibi olmuyor muyuz? Yani bir adam düşünün ki işlenebilecek en büyük cürmü, en büyük hatayı işlemiş olsun. En büyük günahı. Ney? Ben Allah'ın peygamberiyim ey Firavun. Ben öyle bir peygamber göndermedim ey Musa. Sen böyle bir insanı çevrende görmedin. Sen de böyle bir insan değilsin eminim. Ama böyle bir Firavun'a, böyle bir adama peygamberini gönderirken ona gittiğinde yumuşak huylu ve güzel davran. Ola ki bir ibret alır diyerek en sevdiği kullarından, peygamberlerinden birini ona en fazla karşı gelme makamında, artık kendini ilahlık makamına yakıştırmış bir adama gönderirken güzel ve yumuşak huylu davran diyen bir Allah. Firavun, ben çok günah işledim. Sana karşı geldim. Hatta ilahlık tasladım. Ama vazgeçtim ya Rab dese, Firavun'u da affedecek olan bir Allah seni nasıl affetmez? Beni affedemez. Nasıl diyebiliriz? İftira atıyorsun. Allah'a seni ayağa kaldıramaz, kaldıramayacak bir zatmış gibi muamele yapıyorsun. Yakışıyor mu? O kadar çok gelen geçen var ki. Nasıl imtihan oluyoruz? Saat 9.30. Videodan hiç insan geçmedi değil mi? Oo. Bir de bize sorun. Sen bunu dinleyebil diye burada kaç tane adama bu işi yaptıran bir Rabbim var senin. Elhamdülillah yaptırarak bizi de hizmetiyle meşgul ediyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Ya rahmet yeti çok çok. Yani Ömer'den mi örnek verelim? Ebu Sufyan'dan mı örnek verelim? Hint'ten mi örnek verelim? 100 tane adamı öldüren adam var ya. Hint geliyor. Bunu diyorum işte. Kestik. Hint geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Hamza'yı radıyallahu anh ciğerini kopartıp yemiş Hint'den bahsediyorum. Yüzü böyle peçeli. Resulullah Aleyhisselam'a biat edecek. Elini uzatıyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ben hanımlarla tokalaşmam. Çekiyor elini. Biat etmek istediğini söylüyor. Efendimiz tabi der gibi onaylıyor. Beni diyor tanımadın mı ya Resulallah? Yüzündeki peçeyi çekiyor Hint. Resulullah Aleyhisselam'ın en çok sevdiği, sevdiklerinden birini, bırakın öldürmeyi, paramparça etmiş, ciğerini yemiş bir insan. Beni diyor tanımadın mı ya Resulallah? Cevap, tanıdım. Sen de hoş geldin. Hint misin sen? Ha? Ebu Sufyan mısın? Firavun musun kardeşim? Değilsin ya. Şu içerideki nefsin seninle alay etmesine müsaade etme. Evet düştüm, hata yaptım, yanlış yaptım. O zaman daha fazla gideceğim. Hastayım, ilacın dozunu arttıracağım. Sıkıntılarım var, Allah'ın daha fazla huzuruna çıkacağım. Doktora git gelimi arttıracağım, daha fazla doktora gideceğim. Ve Allah'tan ümit kesmeyeceğim. Çünkü ey şeytan, biliyorsun ki tövbe etsen seni dahi affedecek bir Allah var. Benden o Allah'tan ümidimi kesmeyi bekleyemezsin. İşine bak.